İkinci turda ne olur sorusuyla başlayacağım ama aynı zamanda bu konuşmadaki hiçbir pazarlık olmadı meselesinin vurgulanması, bazı ilkeler de saydı Sayın Oğan, o ilkelerin Cumhur İttifakı'nda olduğunu söylemesi ne ifade ediyor bize? Biliyorsun Cumhur İttifakı'nın en önemli özelliği 15 Temmuz sonrasında tabii yollardan oluşmuş bir ittifak. Bunu Sayın Bahçeli söylediği gibi, Sayın Erdoğan söylediği gibi, Sayın Akşener kendi ağzıyla da söyledi. Biz bir proje için bir araya gelmişken Cumhur İttifakı belli hedef ve ilkeler doğrultusunda bir araya geldi diyen kişinin ismi Meral Akşener. Etle tırnak gibiler demişti, hatırlıyorsan. Şimdi Cumhur İttifakı'nın böyle olunca içinde bulunmuş olduğu şartlarda en önemli hususiyeti pazarlıklar yaparaktan bir yere gelmiyor. Yani kaç tane Cumhurbaşkanı yardımcılığı var? 5 tane destek veren. 5'inize de Cumhurbaşkanı yardımcılığı verdim. Kime? Ahmet Davutoğlu'na. Ali Babacan'a, Gültekin Onay, Uysal. Bak Uysal. Yani şurada 4 kişiyiz, ismini Uysal. Çıkartırken Uysal. Zorluk Serkan çekiyoruz. Serkan abi Nurtekin Gürsel diyor. Bunu istihsam maksadıyla söylemiyorum, yani hakikaten unutuyoruz. Temel Karamollaoğlu topladığınızda en ufak bir totalde bir şeye tekabül etmiyor. Ama ne verildi? Gültekin. 4'üne birden Meral Akşener hariç tutuyorum, %9'luk bir oyu var. 5'ine Cumhurbaşkanı yardımcılığı, her birine birer bakanlık ve daha sonra aldıkları oy oranında ekstradan bakanlık. Bunun adı Yağma Hasan'ın böreği. Şimdi eğer tutar da Sinan Oğan'a ve Ümit Özdağ'a da birer Cumhurbaşkanı yardımcılığı verse, sonradan 2 tane de belediye reisi takviye oldu biliyorsunuz. Etti mi size 9 tane Cumhurbaşkanı yardımcılığı? 9 Cumhurbaşkanı yardımcılığı demek sistemin cinnet geçirmesi demek. Yani parlamentonun Cumhur İttifakı'nda olduğu, 9 tane Cumhurbaşkanı yardımcısının olduğu, her birinin ayrı bir telden çaldığı, bakanlıkların kendi aralarında adeta kadro üleştiği bir yönetim şekline tekabül ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da bu konularla ilgili fikriyatını Sinan Oğan'a açtığını açıkçası düşünüyorum. Sinan Oğan da o konuyla ilgili hiçbir pazarlık yapılmadığını, tamamen bir devlet adamı ilişkisi içerisinde hem Kılıçdaroğlu'yla hem Sayın Cumhurbaşkanı ile görüştüğünü söyledi. Tabii desteğini Erdoğan olarak açıklamasından hemen sonra teşbihte hata olmaz. Halide Edip Adıvar'ın çok önemli bir şeyi, vurun kahpeye. Adeta linç ekibi devreye girdi ve Sinan Oğan'ı takipten çıktım diyen müptezel mi ararsın? Ya da Sinan Oğan'la ilgili olarak saraya bekçi oldu diye manşet atan Sözde gazete mi ararsın? Anında girdiler devreye. Nasıl Muharrem İnce'ye girdiler devreye? Nasıl Meral Akşener'e çek siponu gitsin diye tweetler atılmaya başlamıştı. Her kim ki bu dışarıda dizayn edilmiş olunan, bunu da Süleyman Soylu'nun redaksiyon için büyükelçiliğe gidildiği ifadesine dayandıraraktan söylüyorum. Dışarıda bir şekilde dizayn edilmiş masanın hilafında bir görüş beyan ederse anında büyük bir linç kampanyasıyla karşı karşıya kalıyor. Meral Hanım'ı da öyle masaya oturdular. Muharrem İnce'yi de o şekilde yarıştan koparttılar. Yani çok da sıkışırlarsa bir tane sahte hesap üzerinden ya da FETÖ'cü hesap üzerinden alıyorlar. Deepfake video ile hazırlanmış bir kaseti servis ediyorlar. Dolayısıyla Yusuf Bey, burada bir çok özür diliyorum ama burada bir defa daha sosyal medyadaki fake hesaplar meselesine değinmek lazım bence. Tabii. Kusura bakmayın, hızlı geçtiğiniz için şey yapıyorum. Bu artık bu fake hesap işinin bir sonunun gelmesi lazım. Çünkü Türkiye'de siyaseti dizayn etmeye kadar giden işler var ve çok büyük manipülasyonlar yapılıyor bu fake hesaplar üzerinden. Buna bir şekilde bence ilk işlerinden biri, hükümet tekrar kabine kurulduktan sonra ilk işlerinden birinin bence bununla mücadele etmeye başlamak olması lazım. Eyvallah. Önemli bir konu. Şimdi Sinan Oğan'a linç kampanyası başlatıldı. Yarın Ümit Özdağ bu konuyla ilgili fikriyatını açıkladığında hiç kimse Ümit Özdağ'a bugüne kadar geliştirmiş olduğu eleştirinin dışında bir şeyler söyleyeceğini zannetmiyorum. Yani bu masada şunu çok iyi hatırlıyorum. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Sayın Fatih Erbakan imza toplayıp kendi Cumhurbaşkanı adayı olmaya karar verdiğinde o gün bu masada yayındaydık. Ertesi gün farklı bir kanaldaydık. Şunu söyledik yani. Kendisi açısından hayırlısı olsun. Allah hayırlara tebliğ etsin. Herkese başarılar Herkesin dedik. Herkesin hakkı yarışmak. Sonra ne oldu? Sonra tekrardan Cumhur İttifakı ile birlikte hareket etmek istediğinde bizim kendisine yönelik olarak dönüp iki cümle edecek bir yüzümüz oldu. Ama bu güruh, azgın güruh, yani azgın diyorum çünkü
Muharrem İnce'nin kasetini ortaya koyuyorlar. Namuslu insanların hususi hayatlarıyla ilgili insanların itibarlarına cellatlık yapıyorlar falan. Şimdi Sinan Oğan'ın Erdoğan'ı desteklemesi önemli bir açıklama. %5.17 oy almış bir ittifakın Cumhurbaşkanı adayı olarak girdi. Bu 5.17'yi blok olarak Cumhur İttifakı'na taşıma şansı var mı? Yok. Olmadığını düşünüyorum. Ama neden önemli? Şundan dolayı önemli. İşte o seçim sattım halinde %5.17'yi temsil eden bir siyasi figür durumunda şu an. Tamamını temsil edip bir yere taşıma şansı olmasa da. Ama Sinan Oğan eğer açıklamasıyla Erdoğan'a destek vermemiş olsaydı bu Sayın Cumhurbaşkanı açısından bir kayıp olmazdı. Sayın Cumhurbaşkanı 49.5 ile zaten sistemin %50 artı 1 kişi standardının %50 artı 1 yanlış anlaşılıyor. Hı hı. %50 artı 1 %1 oy değil. Peki. %50 artı 1 kişi. Evet. Kapısının eşiğinde duruyor. Şimdi olmaması bu anlamda destek olmaması Sayın Cumhurbaşkanı'na bir kayıp olmazdı. Peki Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana tavır koysaydı Kemal Bey'i tek başına Cumhurbaşkanı seçtirmeye yeter miydi? Yetmezdi. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana oy kullanmış olması da Kemal Bey'e yaramazdı. Şimdi ne yapması lazımdı? Selahattin Demirtaş'a özgürlük istiyorsanız oyunuzu bize vereceksiniz diyen bir liderin açıkçası ülkücü bir geleneği, milliyetçi bir geleneği temsil edebileceğini açıkçası düşünmüyorum. Ya da terörle mücadele konusunda ortak politikalar mutabakat metninde tek kelam dahi YPG yazmayan, PKK yazmayan bir masaya Sinan Oğan'ın ya da kendisini milliyetçi olarak tasvir eden kimsenin destek vermemesi lazım. Ya da Sırılsak'ın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu seçildiğinde 100 yıllık Cumhuriyet'le hesaplaşacağız fikrine bugüne kadar tek kelam cevap vermeyenlerle keza yine yol yürümesi çok anlamlı gelmeyecekti. Şimdi bunu zaten bulandırmak için hemen devreye Hizbullah bir sürü şey geçtiler. Züğürt Bezirgan eski defterleri karıştırırmış. Acaba 90'lı yıllardan ne bulabiliriz diye ne varsa getirdiler, koymaya çalışıyorlar ama bugün havalimanından gelirken baktım Kemal Kılıçdaroğlu'na ait kocaman bir pankart asılmış. Pankartta şunu diyor: terörün kökünü kazıyacağız. Ya Kemal Bey, Allah aşkına Selahattin Demirtaş'ı dışarıya çıkartarak, Suriye'den asker çıkartarak, Irak'tan asker çıkartarak, tezkerelere hayır diyerek, Avrupa yerel yönetimler özellik şartını ülkenin her bir zerresinde uygulayacağınızı söyleyerek, Van'da belediye başkanınız Ekrem İmamoğlu ile beraber zafer işareti vererek, bu ülkede terörle mücadele falan edemezsiniz. Son 10 gün içinde değiştirmiş olduğunuz strateji hiçbir şekilde sizi belli bir noktaya getirmeyeceği gibi daha da bir kötü noktaya savrulmanızı hep beraber hezeyan içerisinde 28 Mayıs'ta biiznillah izleyeceğiz. Bunu hep birlikte göreceğiz. Benim Sinan Oğan ile ilgili olarak söyleyeceğim hususlar bunlardan ibaret sevgili İbrahim.